Şöyle mısralar vardır benim. Beynimi çağıran bir sese doğru, alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Ve şiirin sonunda at vuruldu, içim paramparça Rüveyda mısrağı gelir. İşte o at bizim hayalimizin atıdır. Emellerimizin atıdır. Ufkumuzdur bizim. Ufkumuz zamansız, mekansız bir nefese doğru, yani öte dünyaya doğru koşar durur. Ama dünya geçicidir. Bir gün gelir, hayallerimiz biter ve bu dünyadan göçer gideriz. İşte bu mısraların arkasında Peygamberimizin arkadaşlarına işaret ettiği bir şey vardır. Der ki Efendimiz arkadaşlarına bir gün, insanın hayalleri şu kadardır, emelleri, arzuları, ömrü şu kadardır. Emellerine koşarken bir de bakar ki ölüvermiş. Bilmemiz lazım ki ölüm kaçınılmaz gerçektir. İster 100 yaşayın, ister 150 yaşayın, ister 50 yıl yaşayın. Ama bütün emellerimiz, hayallerimiz dünyayla sınırlıdır bizim. İşte sınırlı olmaması için, dünya ötesi ve sınırsız hale gelmesi için gökyüzüne ihtiyacımız var. Bu nedenle Aliye İzzet Begoviç ne güzel söylemişti. Yeryüzünün öğretmeni olmak istiyorsanız gökyüzünün öğrencisi olunuz. Gökyüzünün öğrencisi olamayanların hayalleri dünyayla sınırlı kalır. Ama bizim hayallerimiz asla ve asla dünyayla sınırlı değildir. İçimizdeki at ölüverse de ruhumuzdaki koşu asla bitmeyecektir. Ve biz başarıyı bu yüzden Üstad Sezai Karakoç'un şu mısralarıyla hep özdeşleştirdik. Biz koşu bittikten sonra da koşmayı becerebilen atlarız. Başarılıdır işte. Yoksa bir hedefe ulaşmak değildir, hedefleri aşmaktır. Sizler sevgili gençler, hedefleri aşacaksınız. Sizler için konulan hedefleri hayal edilen ötesine taşıyacaksınız. İnancımız budur. İşte o zaman başarılı olabiliriz. Ki benim hayatım bunlarla dolu. Ne ile? Hayatımıza yön verenlerle dolu. Ufkumuzu genişleten insanlarla dolu. Hadi yürüyün diyenlerle dolu. Yıllar öncesinde, 1976, 77, 78 yıllarda Milli Türk Talebe Birliği'nde, Akıncılar Derneği'nde, İmam Hatip Lisesi'nde büyüklerimiz, öğretmenlerimiz bize hep koşup gittikten sonra da koşmayı becerebilenler olalım diye ufuklar göstermişlerdi. İşte sizler bugün bu okulda böyle bir ufkun içindesiniz. Hepinize güzel yürüyüşler, uzun yürüyüşler, koşu bittikten sonra da devam eden koşular temenni ediyorum. İnşallah çok güzel şeyler yapacaksınız ve çok güzel neticelerle ülkemiz başladığı bu yeni dirilişin bütün dünyaya yön veren bir noktaya taşındığı günleri hepimizin şehadetiyle yaşayacaktır. Buna inancım tam. Biz güzel günlerin, güzel yarınların harifesindeyiz. Bugünkü hadiseler bunu gösteriyor. Bir dirilişten söz ediyoruz. Bu hayal kurmayla alakalı değil sadece. Bu aynı zamanda hakikatle de ilgili. Yeniden tersine döndü dünya birileri için. Yeniden pusula doğruyu göstermeye başladı bir medeniyet için. Toprak medeniyeti yeniden dirilişe geçti ateş medeniyetinin karşısında. Çünkü toprak medeniyeti Hazreti Adem'e, ateş medeniyeti şeytana dayanır. Biz toprak medeniyetinin insanlarıyız. Ve bizim kitap okumalarımız. 24 saat elbette kitap okumayı beklemiyoruz kimseler. Ama bizim okumalarımız 24 saattir. Hayatı bizim için düzenli bir şekilde yaşamak, bizim mevcudiyetimizi, bizim irfanımızın ölçülerine göre geçirmek aslında 24 saat okuma haline getirmektir. Bunu böyle bildiğimizde elimize aldığımız kitaplar çok daha derin, çok daha anlamlı hale gelir. Benim okul yıllarımdan çokça hatıram var. Onlardan bazılarını öğrencilerimizle paylaşmak istiyorum. Çünkü neler yaşadık bilmeleri gerekiyor. Müdürümüz dedi ya sizin şiirlerinizle büyük. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Ben elimden geldiğince medeniyetimize bir şeyler sorabilmenin
mücadelesini veriyorum. Yıllardır böyleyim. Bunun arkasında bir Amerikalı mimar vardır, yüksek mimar vardır. Çok ilginç, diyeceksiniz ki Amerikalı bir mimarım sizin yazdıklarınızla ve yaptıklarınızla ne alakası olabilir? Ama anlattığımızda öğrencilerimiz de görecekler bunu. Bazen size ufuk gösteren, hiç ummadığınız bir yerden gelebilir. Bazen Timur'a ufuk gösteren bir karınca gibi bir karınca hayatınıza yön verebilir. Ya da bazen Hattat Mehmet Efendi'ye yol gösteren oduncu gibi bir oduncu hayatınıza yön verebilir. Onun için bu yön vermeleri dikkatli bir şekilde takip etmekte fayda var. Önce Timur'dan, sonra Hattat Mehmet Efendi'den bahsederek ufkumuza geçeceğim. Öğrencilerimizin ufuk insanlar olabilmesi için yapmaları gerekenlerden söz edeceğim kısaca. Bakınız, Timur bir büyük Özbek Sultanı, Ankara Savaşı'nda da Yıldırım Bayezid'i yeniyor biliyorsunuz. Timur'a soruyorlar, diyorlar ki, neden hiç yenilgi almadınız? Yani o sultan olduktan sonra hiç yenilmemiş. Bunun sırrı nedir, hikmeti nedir? Rivayet edilir ki, başka rivayetler de var bununla ilgili ama en güçlü rivayet Timur'a aittir. Rivayet edilir ki Timur onlara şöyle söylüyor. 12 tane danışmanı var Timur. Benim liderlik analizi doktora derslerim var. O derslerde okuttuğumuz liderlerden birisidir aynı zamanda. Çünkü gerçekten çok örnek şeyler var hayatımda. İşte bu karıncayı anlatıyor Timur. Diyor ki, benim başarılarıma yön gösteren bir karıncadır. Nasıl olur diyorlar, ey sultan bir karınca size nasıl yol gösterebilir? Verdiği cevap şöyle, ben diyor kardeşlerimle taht kavgasına giriştim, 3-4 defa yenildim, tam vazgeçmek üzereydim bir gün. Çünkü ormana kaçtım, atımı salıverdim, bir taşın dibine tüyledim, karanlığın çökmesini bekliyordum. Ondan sonra kalkıp gidecektim, bir köye yerleşecektim, çiftçi olacaktım, benden sultan olmaz diye düşünüyordum artık. İşte tam o anda kaderi ilahi karşıma bir karıncayı çıkardı diyor. Bir baktım, bir karınca gagaların arasına ağzına bir buğday tanesini almış, yuvasına taşıyor. Dedim ki kendi kendime, ben 4 defa da vazgeçtim. Ey karınca, bakalım sen 2. defa buğday tanesini yuvana taşıyabilecek misin? Yuvasının etrafını toprakla çevirdim. Böyle halkaladım yuvasını. Getirdi yuvaya doğru karınca ağzındaki buğdayı, o toprak parçasının üzerinde onun için büyük bir engel çıkarmaya çalıştı, çıkaramadı, buğday tanesi yuvarlandı, aşağıya doğru gitti, karınca da geriye döndü. Tekrar o buğday tanesini aldı, geriye getirdi, çıkarmaya çalıştı, buğday tanesi tekrar aşağıya doğru yuvarlanıp gitti. 1, 2, 3, 4, 4'ten sonra sinirlenmeye başladı, dedi ki sen ne yapıyorsun? Timur'dan daha mı kuvvetlisin ki 5.yi denedin şimdi? Ama karınca beni dinlemedi diyor. 66 defa denedi. 67.de buğday tanesini yuvasına soktu. O anda diyor ayağa kalktım, yumruklarımı sıktım ve dedim ki ey Timur sen bir karıncadan daha güçlüsün. Allah seni eşref-i mahlukat olarak yaratmış. İnsan olarak yaratmış ve sana akıl vermiş. 6 defa denedi, 60 defa denedi. 600 defa bu boyun buradan gitse dahi bu yoldan geri dönmeyeceksin. İşte o günden beri hiç yenilmedim diyor. Bu ısrar, bu istikamet, bu örnek alış önemlidir. Biz bir karıncayı, bir öğretmenimizi, elimizdeki bir kitabı, kitaplar kitabını rehber olarak alabiliriz. Onu aldıktan sonra da zaten yolumuzda durabilecek hiçbir güç dünyada yoktur. Nefis dahi. Başarı içiliğiyle önemli yol göstericilerden birisidir. Unutmamanız mümkün çünkü nerede bir odun görseniz belki de aklınıza gelecek. Hatta Mehmet Efendi'nin bir oduncu hatırası vardır. Yine ona yol gösteren önemli hadiselerden birisidir. İşte bana yol gösteren de bir Joshua diye bir adam olmuş Amerika'dan. Enteresan. Oraya gidiyoruz yavaş yavaş. Diyor ki Hatta Mehmet Efendi, ben acaba el mikrofonu var mı, ayağa kalkabilir mi diye düşünüyorum. Var mı el mikrofonumuz? Tamam. Dedim ya, yani böyle tiyatroyu falan da hatırlayınca bir zindelik kazandım.
Oturarak konuşmak da hiç bana göre değil, hiç beceremiyorum. Fırsat dedim, ayağa kalk. Hatta Mehmet Efendi, Osmanlı'nın son dönem önemli atlatlarından birisi, hatıralarında anlatıyor. Diyor ki, henüz benim valımı tanıyan kimse yok. Yaptığım mimi de kimse tanımıyor. Elif yapsan demiyorlar bu Mehmet'indir. İşte tam o günlerde evimin bahçesinde oturmuş, sokağa bakıyorum. Ve düşünüyorum, acaba ben ne zaman büyük bir hattat olabilirim? Düşünüyorum ve birden bir oduncu bekliyorum. Sokaktan çıksın, bizim eve doğru yürüsün diye. Çünkü bahçeye ispit edilmiş odunlar var. O odunların kırılması lazım. Hanımefendilerden arada sırada sesleniyor. Mehmet, odunları kırdır. Ben vav yapmanın derdindeyim. O odunları kırdırmanın. O günlerde oduncu demek ne demek biliyor musunuz? İri yarı bir adam demek. Pazusu güçlü, kuvvetli. İki baltayı omuzunda taşıyan. Bileğisi böğründe baltaları bileğleyen. İki saatte bir evin ihtiyacı olan odunları kıran. Bir altın ücret alıp alasmaladık diyen adam. Oduncu böyle birisi. Bekledim diyor ama akşam karanlığı neredeyse çökmeye başladı. Oduncu gelmedi. Eyvah, bugün bizim sokaktan oduncu geçmeyecek dedim herhalde. Tam böyle düşünüyordum. Bir de baktım, cılız bir ses, sokağın köşesinde peydahlanan bir silüet. 80'li yıllar yaşlarda yaşlı bir adam. Eli bükülmüş, body body adım atıyor. Hani böyle yaşlılarımız var ya biraz önce sahnede. O ortadaki kardeşiniz gibi böyle tutmuş beline, yürüyor. Ama arada sırada da şöyle diyor, oduncu. Oduncuya baktım, dev kütüklere baktım. Allah'ım dedim, bizim payımıza bugün bu oduncu düştü. Bu adam bizim odunlara nasıl kıracak? Sonra merak ettim, çünkü adam kararlı. Yaşlı bati bati yürüyor ama oduncu derken de iç sesi hiç titremiyor. Ya bu adam odun kırabiliyor mu acaba bu yaşında dedim diyor. Amca dedim, döndü, buyur evlat, bizim odunları kırabilir misin? Evlat, ben odun kıracağım dedi. O zaman gel bizim odunları kır bakalım. Gel diyor yürüye, tek baltası var, iki balta da yok. Amca, ne kadar zamanda kırarsın dedim. Herhalde 3-4 saat diyeceğim çünkü normal bir oduncu 2 saatte kırar, 1 saatte evladım dedi. Amca, 1 saatte kırabilir misin bu kadar kötü? Evladım, ben odun kıracağım. Peki ne kadar ücret alırsın amca? 2 altın. Ya amca, bu odunların ücreti 1 altın değil mi? Evladım, benim ücretim 2 altındır. Kırdırıyor musun? Kırdırmıyor musun onu söyleyeyim. Ya buyur amca dedim, merak ettim diyor. Amca geldi, odunlara şöyle bir baktı. Onları şöyle bir sığadı, okşadı elleriyle. Sanki onlarla beden diliyle bir irtibat kurdu. Yer yaptı, altayı bileyledi, döndü bana baktı. Ya Allah, bismillah dedi, başladı kütüklere vurmaya. Hatta Mehmet'in gözleri fıldır fıldır. Durmadan bakıyorum, acaba bir parçaya baltayı ikinci defa indirecek mi diye. Bir saatte odunları kırdı bitirdi. Ama hiçbir parçaya, en budaklı yere dahi baltayı ikinci defa vurmadı. Bakıyor. Kaldırıyor bir sanatkar gibi, indiriyor parçayı, kenarıyor. Gittikten sonra döndüğü dedi ki, altınlarını getir. Ya amca diyor dedim, hakkını helal et. Güldü, aleyhinde düşündüm değil mi? Ya bu beni bükülmüş adam bu altınları nasıl kıracak diye geçirmek için. Evet amca, vallahi öyle düşündüm, hakkını helal et. Evlat, bunu tek düşünen sen değilsin, merak etme. Gittim diyor, iki altını getirdim, verdim, sordum. Amca, bunun sırrı nedir? Bu kütükleri nasıl böyle kırabildin? Gözlerin içine bak dedi ki, evlat, sen de çok cesur bir adamsın. Benim bir saatimde iki altını dedim, 50 yıldır odun kırıcıyım. 50 yılın sırrını bedava istiyorsun, öyle olmaz. Ne yapayım amca dedim, bir cümle söylerim, iki altını daha alırım. Durdum, düşündüm. Ya 50 yılın sırrı bir cümle. Hemen koştum yukarıya, altından altın getirdim, avucuna bıraktım. Amca, buyur.
Dedi ki, bak kardeş, adın ne senin? Mehmet dedim. Tamam, Mehmet kardeşim. Sen yiğit bir adamsın, cömertsin. Bir cümle dedim ama, hadi bonus olsun, sana bir 3-5 cümle söyleyeyim, bonusu ben söylüyorum. Dedim, kullanmıyor bu kavramı. Attık bonusu şimdi. Hadi, onun kârı olsun. O güzelliğinin kârı birkaç cümle söyleyeyim sana. Bundan sonra bonus kullanıyoruz, kâr kullanıyoruz. Evlat, sen ne iş yapıyorsun diyor dedi. Ben miras yedi bir adamım amca. Atamdan dedemden kalanla geçiniyorum. Köşkte oturuyor adam. Bu köşk bizim işte. Penceresinden dışarı bakıyorum. Hiç uğraştığım bir şey yok. Hat işiyle uğraşıyorum. Ha, sen yazı yazıyorsun. Yazmaya çalışıyorum amca. Peki, bir şey sorabilir miyim? Buyur dedim. Sen hiç rüyanda Elif gördün mü? Deyince diyor ben durdum. Rüyamda Elif gördüm, hiç görmemişim. Sen valla mı görmedin rüyamda? Hayır dedim. Kaf da mı görmedin? Görmedim. Min de mi görmedin? Sen hiç rüyamda harf gördün mü? Vallahi amca ben hiç harf falan görmedim. Diyor gözlerimin içine baktı, gülümsedi. Dedi ki evlat senden hakkat falan olmaz. Ya amca niye böyle söylüyorsun? Bak dedi ben 50 yıldır odun kırıyorum. 80'e merdiven dayadım. Hala sabahlara kadar rüyalarımda odun kırıyorum. Bir adam ki işini, hayallerini, rüyalarını sokamamışsa o adamdan başarı olmaz. Başarılı olmak istiyorsan ufkunu rüyalarına taşıyacaksın. Hayallerini rüyalarına sokacaksın. Yoksa ben bunun için ayağa kalkıyorum.